emanet edildi. Murtaza Başkan'a biz burada neye emanet ettik? Arkadaşlar Ünye'ye emanet ettik. Bu davaya emanet ettik. Şehitlerin kanını emanet ettik. Yakınlarının gözyaşını emanet ettik. Devletin bekasını, birliğini, dirliğini emanet ettik. Aldığımız bu emanetleri eğer hakkıyla yerine getirmezsek bize yazıklar olsun. Olmaz bu, bunu yapamayız. Onun için ne yapacağız? El birliği, güç birliği yapacağız. Yok benim çocuğum belediyeye yerleşemedi, yok şu oldu, bu oldu değil. Allah izin verirse ordu il teşkilatını tek vücut olarak toparladık. Pandemiden dolayı büyük toplantılar yapamadık. Bundan sonra bu birlikteliğimiz devam edecek. Ne zaman çağırırsanız 24 saat ordu il başkanı olarak emrinizdeyiz. Sayın Genel Başkanımız talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı'ndan taviz yok. Büyük meseleleri ufak sebeplere, ufak nedenlere kurban etmeyeceğiz. Biz Türk İslam ülküsü demişiz. Dolayısıyla mazlum milletlerin gözü bu coğrafyada. Allah izin verirse sizlerin de verdiği destekle birlikte Cumhur İttifakı'nı 2023'te daha yüksek bir oyla Cumhurbaşkanı adayımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı daha yüksek bir oyla seçtireceğiz. Rahmetli Başbuğ'dan aldığımız emaneti Allah hayırlı uzun ömürler versin. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarını bu arada Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak yerine getireceğiz. Burada Ocak Başkanımızın olması çok değerli buluyorum. Sendika Başkanımızın olmasını çok değerli buluyorum. Pay edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Gurur, kibir hiçbir şey olamaz. Eğer gururunu, kibirini, nefsini ayaklar altına alamayan bir arkadaşımız başta bensem de bu görevleri arkadaşlar yapamaz. Onun için ben bugün bu bayramlaşmamıza teşrif ettiğiniz için, bize destek verdiğiniz için, omuz verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Biz dedik ki Allah dedik, Kur'an dedik, bayrak dedik, vatan dedik, millet dedik, değil mi? Dolayısıyla bu mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir. Allah milletimizin birliğini, dirliğini daim etsin. Bugün burada bizleri buluşturan ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Allah'a da hamd ediyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz 2 yıldır bir pandemi belasıyla, virüsüyle, salgınıyla mücadele etti. Ben buradan özellikle hükümetimize, devletimize gerçekten bu verilen bu mücadelede dünyadaki devletler arasında başarılı olmuş diyeceğimiz, örnek olmuş sağlık uygulamalarıyla bu virüsü inşallah atlattık. Bak görüyorsunuz burada da maskeler hep çıkardık. İnşallah tekrar bir daha tekerrür etmez. Bu virüs belasından da tüm insanlığın kurtulmasına vesile olur bu bayram. Bildiğiniz gibi kuzeyimizde efendim bir Rusya-Ukrayna gerilimi var. Bu gerilim hala devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşturulan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi bölgesinde lider ülke Türkiye sloganı içerisinde, tam bağımsız Türkiye sloganı içerisinde uygulamış olduğu dış politikanın semerelerini, meyvelerini burada görüyoruz. Yani muhalefet tarafından ciddi manada eleştirilen, değerli yalnızlık diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi üzerinden eleştirilen Türkiye, şu anda bütün dünya, bütün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dahil olmak üzere kuzeyimizde devam eden bu kavganın uzlaştırıcısı, hakemi, ombudsmanı ya da ne diyelim Muhammedül Emin diyor, teşbihte hata olmaz. Yani emin kişisi olarak ne diyor, iki devlette garantör olarak biz Türkiye'nin hakemliğine, garantörlüğüne biz güveniyoruz diyor. İşte bu Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte bölgesinde sadece Türkiye'nin haklarını koruyan efendim milli bir devlet olan ülkemizin, hükümetimizin, devletimizin başarısıdır. Biz Türk milliyetçisi olarak bundan gurur duyuyoruz. Şimdi muhalefetin efendim bu bayramlaşma, çok siyaset yapmaya çok girmek çok doğru olmaz ama muhalefetin ve özellikle emperyal ülkelerin Türkiye'yi eleştirilerine baktığınızda bir söz birliği göreceksiniz. Ne diyor muhalefet? Eğer diyor biz iktidar olursak Avrupa yerel yönetimler yasasını, özerkliği biz Türkiye'ye getireceğiz. Arkadaşlar hayırdır, Türkiye'de özerklik isteyen birisi mi var? Ya da bunu kim dillendiriyor? Bunu Amerika dillendiriyor, Avrupa Birliği dillendiriyor. Onun için bugün bölgede Türkiye'nin haklarını koruyan bir ülke var. Özellikle 2018-2019 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya bir şey ilan etti. Dedi ki dünyada yeni bir paylaşımın olduğu son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarından vazgeçmesini hiç kimse beklemez. Ve bunun için savaş gemileri eşliğinde ne yaptık? Mavi vatan kavramını ortaya koyduk. 5 tane, 6 tane petrol ve doğalgaz arama gemimizle birlikte
petrolümüzü, doğalgazımızı münhasır ekonomik bölge ilan ettiğimiz mavi vatanda bunları arıyoruz. Değil mi? Arkadaşlar ikincisi nedir? 1936 yılından beri dışında bir tadilat, restorasyon iskelesi, sıva iskelesi olan Ayasofya Camii'nin efendim restorasyonu ya da sıva iskelesi ne zaman söküldü? 2021 yılında söküldü, değil mi? Arkadaşlar bu yine Cumhur İttifakı'nın, hükümetimizin, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bir başarısıdır. Allah daim etsin, Allah mübarek etsin. Bak bayram namazı, ilk bayram namazı eda edildi Ayasofya'da. Bu da yine bu milliyetçi muhafazakar kesimin özlemlerinden birisidir. Ne diyoruz? Türk ve İslam ülküsü diyoruz. Yarın Hıdır Ellez, Allah izin verirse Gürgentepe'de olacağız. Nedir Hıdır Ellez? Efendim, kimin başı dara düşse Hızır gibi yetişti tabiri olur, değil mi? Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın buluşması ya da bir çeşitli adlarla Bahar Bayramı adı üzerinde birçok isimlerde kutlanıyor. Dolayısıyla bu nerede kutlanıyor? Türk coğrafyalarında kutlanıyor. Şu anda ta Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bu olan bu bölgelerde bu bayramlar kutlanıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uygulamış olduğu politikaların sadece Anadolu coğrafyasını bağladığını zannetmeyin. Ve Türkiye'ye saldırıların sadece Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkleri kastetmesini beklemeyin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden birisi çıkıyor diyor ya, Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasından ne diyor? Andolsun seni tarih önünde mahkum edeceğiz diyor. Biz de diyoruz ki Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak andolsun bu millet size bu fırsatı vermeyecek.